arkadaşlar. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden öğretim görevlisi Muhammed Yıldız. Bu dersimizde sizlerle ileri mutfak teknikleri kapsamında ballı hardallı tavuk yapacağız. Bu tavuk için roasting tekniğini kullanacağız. Malzemelerimiz bir adet tüm tavuk, bir miktar sıvı yağ, bir miktar bal, bir miktar hardal ve az miktar kekik. Arkadaşlar öncelikle tüm tavuğumuzu bal, hardal, sıvı yağ ve baharatları içeren bir sosla soslayacağız. Sonrasında alüminyum folyo ile kaplayıp yarım saat kadar 200 derecelik fırında pişireceğiz. Sonrasında fırından çıkartıp folyosunu açıp tekrar bu sosla soslayıp bir 15-20 dakika kadar daha pişirip servis edeceğiz. Arkadaşlar merhaba, ben doktor öğretim üyesi Emir Aslıoğlu. Az önce Muhammed hocamın da bahsettiği gibi ballı hardallı tavuk yemeğimizde roasting tekniği kullanacağız ve roasting tekniğini uygulayabilmek için öncelikle tüm tavuğumuzu bir sosla beraber kaplayıp ardından alüminyum folyoya sardıktan sonra önce ısıtılmış fırında 1 saat bekleterek işlemimizi tamamlayacağız. Öncelikle bizim bu kaplama yapacağımız, tüm tavuğu kaplama yapacağımız sosumuzu hazırlamamız lazım. Sosumuzu hazırlarken ballı hardallı tavuk sosumuzun için önce bir miktar 3 yemek kaşığı kadar hardal sosu, yaklaşık 100 gram kadar süzme bal, ve bu yemeğin en önemli lezzetlendiricilerinden olan bir yemek kaşığı kadar kekik, ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve yarım yemek kaşığı kadar tuz ve biraz renk verebilmesi amacıyla da kırmızı toz biberi ilave ediyoruz. Bu ilave ettiğimiz baharatlarımız ve tüm çeşnilerimizi bir miktar tam bulamaç olacak şekilde karıştırıyoruz. Roasting tekniğinde öncelikli olarak etimizin, tavuğumuzun dışına bir kabuk bağlamasını gerekiyor. Bu kabuk bağlamasını sağlayacak olan şey de bu kattığımız özellikle hardal ve balın birlikte yaratacağı bir karamelizasyon. Bu karamelizasyon sayesinde dışında yarattığı kabuk ve içine katacağı lezzet karamelizasyon sayesinde ortaya çıkacak. Şimdi arkadaşlar, Emre hocamızın bahsettiği gibi tavuğumuzu folyo serdiğimiz tepsiye koyuyoruz. Sonrasında Emre hocamızın hazırlamış olduğu sostan tavuğa dökerek tavuğu yedireceğiz bunu. Sonrasında folyo ile kaplayıp fırına vereceğiz. Arkadaşlar tavuğumuzu sosladık. Soslamış olduğumuz tavuğu folyoya saracağız. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tavuğun göğsünün üste gelmesidir. Soslamış olduğumuz tavuğu alüminyum folyoya sardık arkadaşlar. Şimdi bunu 200 dereceden önceden ısıtılmış fırına atıp bir saat sonra kontrol amacıyla çıkartıp tekrar soslayıp folyosu bir şekilde tekrardan fırına atacağız. Arkadaşlar şimdi yaklaşık 45 dakikadır 160 derecelik fırında bekleyen roasting tekniğiyle pişirdiğimiz tavuğumuzu çıkardık. Buna şimdi bir kat daha aynı sostan katlayarak yaklaşık bir 25 dakika daha pişirerek yemeğimizi tamamlayacağız.
Evet, ikinci kez sürdüğümüz ballı hardallı sosumuzu içeren tavuğumuzu şimdi tekrar alüminyum folyoya sarmadan yaklaşık 200 derecedeki fırınımıza yaklaşık 15-20 dakika daha pişireceğiz. Böylece istediğimiz kabuklaşmayı, karamelizasyonu bu ürünümüzde görerek roasting yöntemiyle pişirdiğimiz yemeğimizi tamamlayacağız. Arkadaşlar, soslayıp fırında roasting yöntemiyle pişirdiğimiz tavuğumuz hazır. Bu şekilde bir sunum hazırladık. Tavuğumuz servise hazırdır.